farklı şehirlerden Ramazan izlenimlerini ekrana getirdik. Tunuslu bir hat sanatçısının hikayesiyle devam ediyoruz. Selma Essoufi ellerindeki rahatsızlığa rağmen 17 yaşındayken başladığı hat sanatını başarıyla icra ediyor. Hat dersleri de veren Sufi'nin tek hayali ise Türkiye'de hat eğitimi almak. Rika, divani, maribi ve kufi. Her biri hat sanatının incelik gerektiren yazım usulleri. Bu sanatı Tunus'ta geleceğe taşıyan sayılı hattatlardan biri ise Selma Essoufi. Parmakların ince işçiliğiyle ortaya çıkan hat sanatını Essoufi ise doğuştan rahatsız olan iki eliyle icra ediyor. Tunus'un büyük hattatlarından Muhtar Ali'den henüz 17 yaşındayken ders alan Selma Essoufi, yazım usullerini öğrendi ve öğretmeye hak kazandığını gösteren 5 ayrı icazet belgesi aldı. Hayat birçok engel koyuyor Selma'nın önüne. Fakat o bunların hiçbirisinde yıkılmadı. Şimdi o, divani, sülüs ve farese'de Tunus'un önde gelen hattatlar arasında yer alıyor. 2010 yılı Mağrip Ülkeleri Hüsnü Hat Yarışması birincisi Selma Essoufi'nin hedefi hat eğitimine Türkiye'de devam etmek ve Türk hattatlardan da icazet almak. Hat sanatıyla çok küçük yaşlardan bu yana iç içeyim. Tunus'ta büyük hattatların ders verildiği bir okulda eğitim aldım. Benim durumumu gören hattatlar bana özel ilgi gösterdiler. Hat sanatını öğrenmemde onların çok büyük desteği var. Orada ve daha sonra birçok farklı hocadan hat yazım stillerini öğrendim. Tunuslu hocaların dışında Iraklı hocalardan da ders aldım. Neredeyse her İslam ülkesinin hat yazım stili vardır. Bu Tunus için de geçerli. Tunus hat geleneğini ihya eden kişi olmak istiyorum. Ve tabii en yakın zamanda Türk hat hocalarından da ders almak istiyorum. Yani ihtisas. Selma Essoufi hat sanatının yanı sıra hat yazılarını süsleyen tesip sanatıyla da ilgileniyor. Maddi imkansızlıklar dolayısıyla lise eğitimi alamayan Selma Essoufi bugün Tunus'ta açılan El Sanatları Eğitim Merkezi'nde hat dersleri veriyor.